Herkese merhaba ben Tolga Özbek. Geçen hafta Polatlı'daki atış serbest faaliyetini sizlere sundum. Gündem yapamamıştım. Malum sesim oldukça kötüydü. Grip olmuştum. Ee, bu da tabi Adana Teknofest'ten başladı. Polatlı'da iş biraz daha ilerledi. Ancak video yaptım size. Pazara gündem yetişmedi. Ama bu hafta o kadar çok gelişme var ki hem ülkemizde hem dünyada. Onları size toplayacağım. Sonrasında da önümüzdeki hafta 22 Ekim'den itibaren savunma ve havacılık gündemi oldukça yoğun. Çünkü Saha Expo başlıyor. Ben de hemen Saha Expo'nun tanıtımıyla sizleriyle birlikte olmak istiyorum. Ben de hemen size Saha Expo'nun tanıtımıyla ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum. 22 Ekim'de İstanbul'da Yeşilköy'de bulunan İstanbul Fuar Merkezi'nde, kapılarını açacak ve 26 Ekim'e kadar devam edecek. İlk 3 gün profesyoneller için Son iki gün yani cuma ve cumartesi günleri halka açık olacak. E, bu yıl oldukça büyüyor Saha Expo. 90 bin metrekarede hem kapalı alanlar var hem de otoparkların önemli bir bölümünde de kara araçları sergilenecek. 120 ülkeden katılım var 1478 şirket bir araya geliyor ve tabii ki organizasyonun en önemli noktalarından bir tanesi de 312 resmi heyet ziyaret edecek yaklaşık 2 milyar dolarlık anlaşmanın imzalanması planlanıyor sahada tabii bir savunma fuarından çok amaç tedarikçileri büyük şirketlerle bir araya getirmek uluslararası işbirliklerini ortaya koymak biraz daha böyle sanayi ve ürün odaklı, işbirliği odaklı bir organizasyon saha saha kümelenmesi biliyorsunuz savunma ve havacılık konusunda bir araya gelen şirketlerin kurduğu bir organizasyon ve bu organizasyonunda fuarı Saha Expo. Bir sonraki adım gelecek yıl 2025'te Temmuz ayında yapılacak olan İdef olacak. İdef'te İstanbul Fuar Merkezi'ne taşınıyor. Beylikdüzü'ndeydi daha önceden ve oldukça yoğun Kara, hava, denizin üçünün bir araya geldiği organizasyon olacak. Bu arada sahada da Ataköy Marina'da deniz unsurlarının yer aldığı bir sergi ve sunumlar da gerçekleşecek. İDEF'te kara araçları, deniz araçları Ataköy Marina ve bunlarla birlikte hava araçları da Atatürk Havalimanı'nda konuşlanacak. Böyle bir kara deniz havanın bir araya geldiği bir organizasyona doğru gidiyor. Yani Türkiye savunma konusunda, fuar konusunda ağırlığını bölgede hissettirmeyi hedefliyor. Şimdi sahanın bilgilerini verdikten sonra gelelim bu haftanın en önemli konusu Eurofighter'a. Sesim doğru dürüst çıkmıyor şu an. Bir nebze bu düzelmiş hali. Tekrar tekrar sizlerden özür diliyorum. Ben burada gelişmeleri yaptığım Ankara ziyaretinde işte uzmanlarla, yetkililerle görüşerek bir rapor toparladım. Onu da geçen hafta e, tolgozbek.com adresimizde yayınladık sitemizde. Biz tabi bütün haberleri video yapamıyoruz. Lütfen sitemize de bakmayı ihmal etmeyin. Orada gerçekten bütün projelerle ilgili çok çok önemli gelişmeler söz konusu. Bunları en azından size yazılı olarak verdim. Burada da olayın bir e, videosal halini ile ilgili ne var sunalım size. Şimdi bugüne nasıl geldik? E, Türkiye biliyorsunuz S-400 hava savunma sisteminin teslimatıyla birlikte Trump'ın başkanlığı döneminde F-35 programından Türkiye çıkartıldı. Ve Türkiye gelecekteki bütün hava kuvvet yapısının çok önemli bir kısmını F-35 üzerine kurmuştu. 100 civarında F-35 alınacaktı fakat programdan çıkışla birlikte hem savunma endüstrimiz hem de hava kuvvetlerinin geleceğiyle ilgili böyle bir belirsizlik oluşmaya başladı. Bu belirsizliği uzun vadede Türkiye açacak program var elinde. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin ana yüklenicinde yapılan Milli Muharip Uçak Kaan Projesi. Biliyorsunuz ilk uçuşunu P0 olarak adlandırılan prototip gerçekleştirdi. Asıl prototipleri gelecek yıl göreceğiz. Gelecek yıl ilk iki P1 ve P2 prototip uçacak. Her videomda dediğim gibi Türk Havacılığı'nın Kurtuluş Savaşı Milli Muharip Uçak Kaan Projesi. Ama önümüzde daha yıllar var. İlk etapta dört buçukuncu nesil olarak adlandırılan F-16 motorlarına sahip F-110 motoruyla birlikte uçacak bir kan ortaya çıkıyor. Blok 1. Sonrasında da 2030'lardan sonra geliştirilecek 5. nesil özelliğine sahip jet motoruyla birlikte uçağın özellikleri 5. nesle taşınacak. Şimdi bunları görebilmek için yaklaşık önümüzde 10 yıllık bir süreç var. Peki bu 10 yılda F-16 filomuz var elimizde sayıları oldukça azarmış. F4'ler var. Zaten onların hani emeklilikleri peydar pey geliyor. F16'larla ne kadar yürüyecek? Ara uçak ihtiyacı için Türkiye Amerika'nın kapısını çaldı. Önce dedi ki benim F35'i madem projeye geri dönmeyecek, e, döndürmüyorsunuz. 1.3 milyar dolarımı ver dedi. Hala bu çözülmüş değil. Bu ara birimde de Türkiye F16 alımı için masaya oturdu. Çok iki yıl iki ülkede birbirine oldukça yıprattı ve sonunda geçtiğimiz Yıl ee, yılbaşında Amerikan Kongresi'nden Türkiye 40 adet F-16 Blok 70 sıfır uçaklar. Onun üzerine 79 adet F-16'ların Viper olarak adlandırılan o Blok 70 seviyesine çıkartılacak modernizasyon. işte radarından elektronik sistemlerine gibi. Bunların içerdiği mühimmatlarla birlikte çok ciddi bir fatura çıktı Türkiye'nin önüne. Yaklaşık 20 küsür milyar dolar. Fakat normalde bu yılın Haziran'ı Temmuz'unda imzalanması beklenen anlaşma bir türlü imzalanamadı ve hala bekliyoruz. Ve önümüzde de Kasım ayında Amerika'da seçim var. Seçime kadar da hiçbir kamu kurum kuruluşu bir şekilde hareket etmiyor. Ve muhtemel eğer bu anlaşmanın tamamlanması önümüzdeki yıl içerisinde kalmış durumda. Ve Türk Hava Kuvvetleri'nin uçak ihtiyacı giderek artıyor. Bu işler kör topal yürürken Milli Savunma Bakanı'nın çok önemli bir çıkışı oldu ve Türkiye Eurofighter alabilir dedi bunlarla ilgili. O günden bu yana da Eurofighter konusundaki gelişmeler oldukça hızlanıyor. Şimdi Türkiye ilk olarak İngiltere emekli etmeyi planladığı Eurofighter'ların ilk nesli Trench 1 olarak adlandırılıyor. Bu uçakları Türkiye'ye teklif etti. Son bilgiler benim aldığımda şu şekilde. Projede en gidilebilir yollardan bir tanesi bir körfez ülkesinden Türkiye'nin ikinci el Eurofighter alması ve bunlarla birlikte projenin başlatılması. Bu başlatma ile birlikte Türkiye pilotlarımız, bakım ekiplerimiz uçağı öğrenecekler, çeşitli çalışmalarını yapacaklar. Arkasından da sıfır daha yeni nesil Eurofighter'lardan alım söz konusu. Şimdi bir körfez ülkesi çok ön plana çıkıyor halen 4 Körfez ülkesinde Suudi Arabistan, Umman, Kuveyt ve Katar'da Eurofighter var. Bunlardan hangisi olacak? Bunlar henüz görüşme aşamasında. E, muhtemelde bunlarla ilgili gelişmelerin önümüzdeki günlerde olması planlanıyor. Hatırlayacaksınız bunlarla ilgili bu Eurofighter konusuyla ilgili ilk işaret fişeğini ben Eylül ayının sonunda İstanbul'da yapılan İstanbul Airshow'da Airbus'un Türkiye Başkanı Simon Ward'la yaptığım röportajda ilk o kurşun atılmıştı. Çok kısa sürede Eurofighter'ı Türkiye'de görebiliriz demişti Simon. Ve onun arkasından bu gelişmeleri görüyorsunuz. Ben de bu gelişmelerin nereye gideceğini merakla bekliyorum. Şu an hava kuvvetlerinin önündeki yol haritası, Eurofighter'ların alımı, arkasından F-16'ların alımı, F-16'larla ilgili de şöyle bir adım atılabilir. Hala bunlar tabii soru işareti müzakereler. 40 adet blok 70 alınabilir. Kalan F-16'ların modernizasyonu işte Murat ASR radarından yerli sistemlere kadar Türkiye üzerinden özgür modernizasyonu konseptiyle yapılabilir bir yaklaşım içerisinde. Buna tabi sadece Türkiye ne yazık ki karar veremiyoruz. Uçağın haklarına sahip olan Amerika'nın da bu konuda bir onay vermesi gerekiyor. Bakalım nasıl gidecek bu görüşmeler, pazarlıklar bunlar gerçekten son ana kadar e, gündemde olacak iki tarafta pazarlıklarını Türkiye talepkar Amerika'da vermiyormek istiyor bakalım ne arada bulacaklar bunları ben de merak ediyorum benim o yazıda belirttiğim gibi e, bazı kaynaklar özellikle Türkiye'nin ilerleyen yıllarda F-35 programına da dönebileceği iddiası içerisindeler ya bu nasıl olur ya biz Amerika düne kadar bize bir şey vermiyordu ne oldu sorusunun da cevabını şu şekilde veriyorlar Türk Hava Kuvvetleri yani daha doğrusu Türk Silahlı Kuvvetleri bugün NATO'da büyüklük, savaşa hazır mevcut teçhizatıyla savaşabilen az sayıda ve güçlü ordudan bir tanesi. Bugün işte NATO deniz gücüne Yunanistan'dan katkı istediği zaman sorsanız gemileri çok hadi gelin çıkamıyorlar. Bir gemi veriliyor bir sürü problemler çıkıyor. Hava kuvvetleri için de benzer bir yapı içerisinde. NATO içerisinde NATO Türkiye kaybetmek istemiyor. Şimdi bakıyorsunuz yukarıda Ukrayna Savaşı, Rusya ile bunlar çok gerçekten dünyayı sarsan çatışmalar. Aşağımız Ortadoğu'da gerçekten her gün bir şeyler oluyor ee, ve işin bölgesel savaşa doğru büyüme ihtimali yüksek. Bu arada istikrarlı bir şekilde durmak gerekiyor. Türkiye'de güçlü silahlı kuvvetler konseptiyle burada durmak istiyor. Burada da Amerika'nın yumuşamasının en önemli nedenlerinin başında Amerika bir türlü buradan ağırlığını çekemiyor. İşte Ukrayna Savaşı, aşağıda Körfez, ama çok önemli bir tehdit var, Çin tehdidi, Tayvan. O bölgede giderek artan tansiyona Amerika öyle tam gücünü oraya koyup Çin'in karşısında durmak istiyor ama buradan bir türlü çekemiyor. E burada da tabii ülkelerin satrançları. İşte Rusya, İran'ın üzerinden işte İsrail'e çatışmasını Hizbullah aracılığıyla arttırıyor işte suikastlar, yapılan saldırılar, füze atışları önlemek falan gibi orada aşağıda İsrail'i mevcut durumda meşgul tutuyor. Ukrayna'da Ukrayna tarafı barış imzalamak istiyor. Rusya buna çok yanaşmıyor ama iki taraf da çok yıpranmış durumda. Hatta gördüğünüz işte Rusya örneğin Kuzey Kore'den asker getirip burada cepheye sürecek kadar da adımlar atmış durumda. O yüzden Amerika ağırlığını Çin'e kaydırabilmesi için buranın biraz daha istikrara oluşturum oturtması lazım. Bu konuda da Türkiye'nin güçlü olması gerekiyor yaklaşım olarak. Peki F-35'e nasıl bakıyor Türkiye? Eskisi gibi 100 adet değil daha az miktarda örneğin 40 adet envantere girilebileceği ifade ediliyor. Amaç tüm NATO güçleri F-35'e geçiyor F-16'dan sonra. Burada ortak bir uçak kullanarak bu caydırıcılıkta Türk Hava Kuvvetlerinin bir altyapı sağlaması. Belirli bir miktar hava kuvvetleri için A modelinin olabileceği de konuşulurken bir başka konuşulan konu da B modeli TCG Anadolu için bir miktar B modelinin alınması. Şimdi TCG Anadolu ile ilgili Türk Deniz Kuvvetleri çok önemli bir güce kavuştu. Ama sadece üzerinden işte İHA'ların, SİHA'ların uçması yeterli hale gelmeyebilir. Burada bir savaş uçağı ihtiyacı var veya Kızıl Elma'nın Anka 3'ün veya işte Hürjet'in konuşuluyor. Bunların buraya adaptasyonu çok hızlı değil. Yani bayağı bir uzun bir sene alacak. Tam anlamıyla güce kavuşması için. Bu açıdan Türkiye'nin buradan da bir F-35B ihtiyacı olabilir ifadesi ortaya konuluyor. Türk Deniz Kuvvetleri'nin uçak gemisine sahip olması klasman açısından da Türk Deniz Kuvvetleri'ni çok farklı bir ligede taşıyacak. Bunlar savaş uçağı konusundaki benim duyduğum araştırdığım haberci olarak bakabildiğim sizlere sunabildiğim yenilikler. Ee, hep söylüyorum ben bunlarla ilgili daha biz daha çok Eurofighter F16 yok F35 şudur budur onları çok konu yaparım. Bu videoları da hazırlayınca her zaman böyle Rus meraklısı çok arkadaşımız var. onlar da diyor niye biz su işte e, su 57 almıyoruz su-35 almıyoruz. Türkiye'nin Eurofighter seçimindeki çok önemli bir nedeni NATO altyapısına sahip olması o zaman Rus uçağı aldığınız zaman işte S-400'de başımıza gelenleri gördünüz. Her şeyi sıfırlamanız, resetlemeniz gerekiyor. Bir yere bağlı kalırsanız sonuçta e, dün Amerika'nın bize yaptığını Rusya'da oturup yapabilir. O yüzden milli muharip uçak, o yüzden Hürjet çok çok önemli projeler. Eurofighter ile ilgili ortaya atılan iddialardan bir tanesi de bu uçakların Ege'de kullanılamayacağı. Bu da şuradan kaynaklanıyor. Geçmişte Alman Hava Kuvvetleri'nden RF-4 Keşif uçakları aldık, hizmet dışına çıkmış. Bunlar Eskişehir'deki 113 filoda ve Malatya'daki 173 filoda kullanıldı. Bu uçaklar sonuçta bir bombardıman uçağı değil. Burunlarında taşıdıkları kamera sistemleriyle keşif amaçlı kullanıldılar. Ee, bu uçaklara işte bomba atılmayacak, şöyle yapılmayacak falan gibi bir anlaşmada hani Almanya biraz daha kendini garanti altına almak istiyor. Almanlarla ilgili koalisyon devam ederken Almanya içerisinde bir başka yapı da 2019'dan itibaren Türkiye'nin sınır ötesi yaptığı operasyonlar nedeniyle konulması istenen bir silah ambargosu var. Bu ambargoyu da atfederek Eurofighter konusunda engelleme gerçekleştiriyor. Eurofighter'da niye çok Almanya'ya takıldık? Bunun da hemen kısa nedenini her videoda söylüyorum size. Eurofighter'ın 4 ana konsorsiyum üyesi var. İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya. Dördünün ortak karar alması lazım. İngiltere destekliyor. İtalya'dan yeşil ışık Türkiye'ye. İspanya da Türkiye'yi destekliyor. Burada bir Almanya'nın bu sistemlerin satışı için bir güvence ve onay vermesi gerekiyor. Bu çok önemli. Tabii Türkiye'de Eurofighter Türk Hava Kuvvetleri'ni başka bir alanda ciddi bir hava kuvvetlerinin kullanması anlamına geliyor. Eurofighter açısından Eurofighter'cılar memnun tabi Türkiye'nin bu projeyle olan ilgisinden. Türkiye'nin de talebi malum Türkiye'nin geliştirdiği mühimmatlar var. Hava hava füzeleri, hava yer füzeleri, seyir füzeleri, bombalar. Bunların entegrasyonu, yazılım ve radar gibi sistemlerde ortak beraber çalışmayı Türkiye istiyor. Kendi mühimmatını entegre etmek istiyor. Bu konuyla da ilgili son birkaç aydır Türk savunma şirketleri Eurofighter konsorsiyumlarıyla çok yoğun toplantılar yapıyor. Bunu da böyle bir notlarımız arasına koyalım. Şimdi gelelim Almanya ambargo. Neden bu ambargo var? Biraz önce anlattım size ama ambargonun kırılmasıyla ilgili de çok farklı adımlar geçtiğimiz günlerde atıldı. Birkaç hafta evvel bu Eurofighter hikayesinin alevlenmesinden önce Almanya'da 336 milyon euroluk deniz kuvvetlerine dönük çeşitli mühimmatın ve malzemenin satışıyla ilgili onay çıktı. Bunlar nelerdir? 100 adet RAM hava savunma füze sistemi, milgemlerde kullanılıyor. Biz ilk mil, birkaç milgemde bunu koyabildik. Sonrasında Almanya'nın ambargosu nedeniyle bu sistemi kullanamadık. bunlarla da birlikte 28 adet DM2A4 tipi torpidonun RAM hava hava füzeleri, RAM denizden havaya atılan hava savunma füzeleri için 100 milyon euro, 28 adet torpido için de 156 milyon euro üstüne de yaklaşık 100 küsür milyon euroluk da çeşitli malzeme ve ekipmanlar veriyor. Şimdi Almanya diyor ki Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarında deniz kuvvetlerinin bir katkısı yok. Yani hani Akdeniz'de dolaşsınlar, Ege'de dolaşsınlar, NATO görevlerine gelsinler. Onlarla ilgili diyorlar bizim sıkıntımız yok. Bizim sıkıntımız Türk Hava ve Kara Kuvvetleri ona karşı satışlarımızda engel koyuyoruz. İşte Eurofighter konusunu yokuşa ee, sürüyorlar. Keza Altay tankında da yaşadığımız çok ciddi motor ve transmisyon problemi var. Şimdi bu iki konu üzerine odaklanmış. Deniz Kuvvetleri'nin kapıyı aralaması ayrıca da e, Türk Deniz Kuvvetleri'nde Alman ekolü çok önemli. Bu ekolle ilgili işbirliği yapılan şirketlerin Alman hükümeti nezdindeki ağırlığı, istihdam ve oluşturduğu ekonomiyi ortaya koymasıyla Almanya bu kapıyı aralıyor. Şimdi tabi benzer baskının Eurofighter veya çeşitli şirketler tarafından da yapılması gerekiyor. Sonuçta Almanya küçülen bir ekonomi var. Bu küçülen ekonomiyle birlikte istihdam çok çok daha ön plana çıkmış oluyor. Şimdi tabi Almanya bunu aralarken ben de şu soruyu sormak istiyorum. Bugün e, Roketsan'ın biraz daha ileriki bir konuda sonra anlatacağım. Roketsan'ın geliştirdiği Levent hava savunma füzesi bizim milli hücum botlarımıza konacak bu sistem. Aynı şekilde Aselsan'ın geliştirdiği Göksur gemilerden atılan hava savunma sistemi Keza yine Roketsan'ın geliştirdiği Akya torpidosu var. Bunlar artık ortaya çıkarken işte Akya bugün hizmete giriyor. Levent'in atış testleri başladı. Göksur'la ilgili çalışmaları Aselsan büyük bir hızla yapıyor. Bunları da yaparken Almanya'nın artık Türkiye bunları yapabilirken ya siz yapmayın burada hazırı var demesi de oldukça ilginç. Bir yandan dengeleri tutmak amacıyla biraz almak durumundasınız. Ama ilerisi için de Türk Deniz Kuvvetleri'nin bu tür ihtiyacı olan sistemlerde yerli milli sistemlerle çözülüyor. Bu da önemli bir konu. Şimdi tartışırken sadece mühimmatı yapmakla iş yetmiyor. Ben şu örneği vermek istiyorum size. Akya'yı hatırlayacaksınız. işte çeşitli videolar yaptık. Mesela burada Preveze sınıfına Akya takıldı. TCG Preveze ilk atışı gerçekten başarıyla yaptı. Ve arkasından sistem seri imalata başladı. Peki bunu diğer denizaltılara uygulayabilmeniz için örneğin reis sınıfı Preveze sınıfındaki diğer denizaltılar veya 4 adet modernize edilen Gür denizaltı sınıfında bunlara Aselsan'ın geliştirdiği müren atış sistemini entegre etmek zorundasınız. Bunları ettiğiniz zaman bu torpidoyu atabiliyorsunuz ve bunlarla da ilgili çalışmalar devam ediyor. Umarım Alman torpidolarına gerek kalmadan biz yerli milli sistemlerimizde bu torpido hikayesini çözebiliriz. Bir taraftan da tabii Türk Deniz Kuvvetlerinin denizaltıcılık için önemli Milden Milli Denizaltı projesi var. Reis sınıfının sonrasında Türkiye kendi tasarladığı silah sistemiyle, ateş sistemiyle her şeyle beraber bir milli denizaltı projesi var. Burada da tamamen tabii bunların altyapısını Akya oluşturacak torpidoyu burada da kendi sisteminizi yaparsanız milli mühimmatınızda kullanabiliyorsunuz. Bu da çok çok önemli. Sadece mühimmatı değil, ateş sistemini, sensörleri, diğer yazılımını, her şeyini milli yapmanız lazım ki biri bir şey dediği zaman gerek kalmadan herhangi bir sıkıntıya kendi sisteminizi buraya yerleştirebilirsiniz. Şimdi Almanya'nın denizcilikle ilgili araladığı kapıdan size biraz önce bahsettim ama geliştirilen Türk sistemleri de var. Biz Adana Teknofest'e koştururken çok çok önemli testler Roketsan tarafından yapıldı. Roketsan Levent yakın hava savunma sistemiyle ilgili ilk füzesini attı. Gemi üzerine konan bu sistem İHA'lara, SİHA'lara, helikopterlere karşı oldukça etkili ve çelik kubbenin de aslında Türk Hava Savunma Sistemi çelik kubbenin de bir parçası olacak Levent. Bu Levent füzesi e, sistemi Sungur olarak adlandırılan Roketsan'ın bir e, kendi geliştirdiği füzeden geliştirildi. Çoklu lançerle salvo atışları yapabiliyor. Genellikle denizden yapılan atışlarda bir hedefe en az iki füze gönderiliyor. Bu şekilde bir ıskalarsa öbürüyle vuruş füzesinin arttırılması hedefleniyor. E, Ayayar arayıcı başta sahip hedefinin ısısına göre Ayayar gidiyor. Aynı zamanda da füzede pasif RF anten ile hedefin RF dalgalarıyla güdümlenme gerçekleştiriliyor. Bu gerçekten çok çok önemli ve ilk atış testi de Roketsan tarafından yapıldı. Bir füzenin deniz platformuna entegrasyonu oldukça zor ve yüksek mühendislik gerektiriyor. İşte görüldüğü gibi sungur gibi bir sistemi geliştiriyorsunuz ve artık bir yetkinliğe kavuşuyor. Sonrasında da bunu denizden atılabilecek şekilde bir lançer geliştirmeniz. geminin atış sistemleriyle bu füzeyi konuşturmanız radar sistemleriyle hedefi görebilmeniz ve oraya doğru atışınız büyük önem arz ediyor. Bunlar da kolay değil ama roketsan çok tecrübeli bir şirketimiz. Levent açısından önemli bir pazara doğru roketsan geçecek ve zaten bu füzenin de ilk kullanıcısı milli hucum bot, larda bu sistem yakın hava savunma sistemi olarak görev alacak. Ben bu açıdan Roketsa'nın adımını çok önemli görüyorum. Bir taraftan da işte mecbur kaldınız işte ram hava savunma füzesinde olduğu gibi bu tür adımlar hatta aselsanın göksuru ile birlikte aselsan'da tubitaksağen'in füzelerinden yola çıkarak bir hava savunma sistemi üzerine çalışıyor. Bu gerçekten ee, milli sistemlerin çok olması öbür tarafta size kapıyı aralarken bir taraftan da rakip olarak çıkmanızı sağlıyor. Üzerinde durulması, geliştirilmesi gereken çok çok önemli proje ama bunlar bir anda olmuyor. Yıllar alıyor o sistemin üretilip, test edilip, onaylanıp gemi üzerinde görebilmek. En kısa zamanda Levent Füzesi'ni gemi üzerinde görmek üzere diyoruz. Savunmadan öyle bir daldık ki şöyle bir sivil havacılıkla soluklanalım isterseniz. Ee, çok da keyifli bir haber değil. Ne yazık ki geçen hafta Türk Hava Yolları'nın iki değerli kaptan pilotu vefat etti. Bir uçuş sırasında vefat etti. Kendisi F-104 ve F-16 filolarında uzun yıllar uçmuş. Çok başarılı, çok da sevilen bir insan. İlçağın pehlivan. Ee, Seattle'dan kalkan Türk Hava Yolları'nın Airbus A350'sinde e, pilotlar dönüşümlü olarak uçuyorlar. Crew Rest olarak adlandırılan pilotların dinlenme odasına kaptan geçiyor fakat orada bir rahatsızlık geçiriyor. Uçakta iki doktor var onların müdahalesine rağmen ne yazık ki hayatını havada kaybediyor. Ekip orada geri dönmek gerçekten moral bozukluğu çok zor iki pilotla beraber. New York'ta JFK havalimanına iniş planlanıyor. JFK'ye de her gün 3 seferi var Türk Hava Yolları'nın. Bu ekip daha sonra Yolcular başka bir uçakla İstanbul'a dönüşleri yapılıyor. Bu ekipte moral bozukluğunu etkilenmemeleri açısından boş pas olarak gelişlerini gerçekleştiriyor. Gerçekten Allah'tan rahmet diliyoruz. ve ailesine tabii başsağlığı diyoruz. Daha İlhan kaptanın acısı taze iken Gökhan Mercan kaptan pilot o da Airbus A330-350 e, filosunda hastanede kalp krizi geçirerek vefat etti. Ve benim saydığıma göre son bir yıl içerisinde 5 Türk Hava Yolları kaptanı hayatını kaybetti. E, bakıyorsunuz Türkiye'de kaptan pilotların, ikinci pilotlarının veya uçuş ekiplerinin, kabin memurlarının e, aylık uçacağı limitler belli. Bu limitleri bir dakika bile aşamıyorsunuz ama... Türk Hava Yolları Dinlenme süreleri açısından ekipleri oldukça zorluyor. İşte Seattle gibi veya işte başlayan Avustralya uçuşları gibi ekipler 24 saat bile dinlenemeden dönüş seferlerini yapmak durumunda kalıyorlar. Ee, burada uzun menzilde örneğin Seattle'da yaklaşık 20 saatlik bir dinlenme süresi var. Bu süre ekiplere yetmiyor. Ve iyi dinlenmeleri lazım ki dönüş uçuşlarına da e, dinlenmiş kendilerinde sağlıklı bir şekilde yapabilsinler. Bu çok önemli. Diğer taraftan Türk Hava Yolları yoğun gece uçuşları var. Birçok noktaya gece uçuşlar gerçekleştiriliyor. Yani mesai limitleri sonuna kadar zorlanıyor. Uzun menzilde ekibin bir başka derdi Asya'da çok fazla uçuş var. Türkiye ile ilgili çok ciddi saat farkı var. Aynı şekilde Amerika kıtasında da çok fazla noktaya uçuş yapılıyor. Bunların örneğin belirli bir düzen içerisinde birkaç ay doğu uçuşu, birkaç ay batı uçuşu gibi planlamalar bunlar sürekli yıllardır konuşulan şeyler bunlar yapılmıyor. Ee, döndüğünüz zaman Avrupa'daki kurallara göre e, FCL'e göre bir e, mesai çıkartılıyor pilotlara. Fakat tabi burada şu var mesela e, çok bacaklı uçuşlarda Avrupa'da akşam genellikle 10-10.30'dan sonra birçok havalimanı kapanıyor ve sabah 6.30-7'ye kadar uçuş yok. Ama tabii Türkiye'de iç hat uçuşları var. Gece yapılan özellikle doğuya yapılan uçuşlar var. Burada da minimum dinlenme süreleri pilotların hayatlarını e, resmen kısıtlamaya başlıyor. 5 tane ölüm gerçekten çok çok farklı fazla ve tabi bir pilot kolay yetişmiyor. Yılların tecrübesi, eğitim, sağlık açısından iyi olması lazım. Simülatörler düzgün bir yaşantı çünkü bunların yapılması lazım ki biz arkada oturan yolcuların emniyeti için bunlar çok çok önemli. Bakalım bir önlem alınacak mı yoksa kol kırılıp içinde mi kalınacak? Ben birçok Türk Hava Yolları pilotunun çok yorulduğunu, çok yorgun uçtuğu bilgisi bize geliyor. İnşallah bu ölümler bu planlamalar açısından bir ders olur. Türk Hava Yolları da diyor ki işte Kur'an ne diyorsa ben bunu... Uyguluyorum ama daha insani bir şekilde bu uçuş programlarının yapılması gerektiğini düşünüyorum. Son konumuzda yine sivil havacılıkla ilgili e, liste satış fiyatı 78 milyon dolar olan Kanadalı Bombardier şirketinin uzun menzilli işleti Global 8000'in ilk Türk müşterisi belli oldu. Nisan 2025'te uçağın ilk kullanıcısı MNG Holding'in sahibi olan Mehmet Nazif Günal olacak. E, Mehmet Nazif Günal'da halen bir Global 5000 tipi işçeti bulunuyor. Yaklaşık uzun süredir 8-10 yıldır bu uçağa biniyordu. Bunu da en yenisiyle değiştirmiş olacak. Global 8000'in en önemli özelliği max 0.94 yani saatte 1160 km hıza çıkabilmesi ve tam 15.000 km gibi hani İstanbul'dan kalkıp Mehmet Nazif Günal'ın ulaşamayacağı nokta yok. Mehmet Nazif Günal bir taraftan MNG Havayolları'nın sahibi bir bakım şirketi kurmuştu. Daha sonra BIRO adını vermişti. Daha önceden de kurduğu havayolu bakım merkezi MNG Tekniği de Türk Havayolları'na satmıştı. Mehmet Nazif Günal ağırlıklı olarak inşaat ve turizm sektöründe faaliyet gösteriyor. İşte yeni uçağda liste satış fiyatı 78 milyon dolar Nisan 2025'te e, ...teslim edileceği... E, ...Güntay Şimşek'in Haber.airo sitesine yer aldı. Ben de o haberi alıntıladım size. E, bu uçak... ...gerçekten Türkiye'deki... ...en uzun menzilli iş jeti olacak. Global 8000'in... ...işte e, bizim... ...TUSAŞ'ta alınan 4 adet... ...hava soj olarak adlandırılan... ...sinyal istihbarat ve elektronik karıştırmada... ...kullanılacak bir modeli var. Global 6000. 6500 çıktı. 7000 var... 7500 ve ailenin müde 8000 gerçekten içinde her türlü konforun olduğu yok yok diyebileceğimiz bir uçak. Emniyette uçuşlar yapsın diyoruz. Saha Expo'dan başladık. Eurofighter'a ambargolar ne yazık ki pilot ölümleri ve iş derken bu haftaki gündemin sonuna geldik. Ayın 22'sinden itibaren umarım hani herhangi bir sağlık problemi yaşamam. Saha Expo'da olacağım. Buradan videolarımızı sizlerle paylaşacağız. Gelişmeleri sizlere anlatmaya çalışacağız. Dilimizin döndüğünce lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sorularınızı yorum olarak yazın. Ben bütün sorulara cevap vermeye çalışıyorum. Tabii ki bu arada da bu çabamızı takdir edip beğen tuşuna basarsanız çok seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese sağlıklı, mutlu, iyi günler diliyorum.